düştüm, uyandırma. Eda, sen misin? Evet, benim. Şu defteri yerine koyayım, ondan sonra annemi uyandırırsın. Eda. Eda, babam bahsetti. Okudun mu? Okudum. Ne yazıyor? Şimdi anlatması çok uzun sürer. Babam için bir kopyasını aldım. Onun için çeviriyorum. Sen de istersen sonra okursun. Bari şunu söyle. Yani babamla ilgili bir şey var mı? Yoksa... Şu kadarını söyleyeyim, okuduklarına inanamayacaksın. Ama şimdi benim gitmem lazım. Sonra konuşuruz. Aa, Eda, ben annemi alıp bize gidiyorum. Akşam yemekte görüşürüz. Geldin. Şimdi geldim anneciğim. Beni almaya mı geldin? Evet. Uyuyakalmışım. Dur bekle, kendime bir çeki düzen vereyim. Tamam anneciğim, bekliyorum. Sevinçlerin, üzüntülerin ve duyguların şimdi yaşandığı gibi geçmişte de birlikte yaşanmasına tarih birliği denir. Neymiş? Sevinçlerin, duyguların yaşanmasına... Ya olmuyor ya. Bak, sevinçlerin, üzüntülerin, duyguların şimdi yaşandığı gibi geçmişte de birlikte yaşanmasına tarih birliği denir. Sonra yükseliyor. Ay Dudu Hanım, bu pembe kuşların adı flamenko mu? Bilmem, ben bu cinsi tanımıyorum. Bizim oralarda uçmuyorlar. Ay ne uzun bacakları var, leylek gibi. Bir at sürüsü yaklaşıyor. Anne anne, televizyonun sesini birazcık kısar mısın? Tabii canım. Yerdeki kuşları ürkütüyor. Anne, bir şey sorabilir miyim? Sor güzelim. Süt tek teyle mi yazılıyor yoksa iki teyle mi? Ay ben nereden bileyim? Nasıl yani? Ay benim okumam yazmam yok ki. Ciddi olamazsın. Ay sadece peri alfabesini biliyorum ben. Melkebe teyze, siz biliyor musunuz? Süt derken kısa kesiyoruz. Sütütü demediğimize göre... Tek teyle yazılıyordur herhalde. Ama tren derken tren diyoruz. T ile ren arasına i koymuyoruz. Emin misiniz tek teyle olduğuna? Vallahi benim de okuma yazmam yok. Kafadan söylüyorum. Aa, siz de mi? Maalesef. Bakmayın öyle gazete maste aldığıma, resimlerine bakıyorum. Çiftlikte doğdum ben. Okul mokul mu vardı ki gitmedim. Ah vah vah vah. 17'mde gelin olup çıktım oradan. Sonra da ev işi koca derdi derken okul mokul hak getire. Vallahi ama hep ukdedir içinde. Size de mi öyle oldu? Ücra bir yerden misiniz siz de? Sayılır. Ben de uzak dağ köylerinde büyüdüm. Ne yapacağım ben şimdi? Ablanla abine sor. Evet ama onlar da ders çalışıyorlar. Rahatsız etmemi istemiyorlar. Sihirle ezberleyiver o zaman. Sihirle yapılıyorsa sen de fani alfabesini sihirle öğrenseydin. Dil pabuç, pabuç. Ha, doğru ya, onun için sihir yapılamıyor. Çalışmak lazım, çalışmak. Anneanne,
Sen sana örnek anneanne olmak istiyordun. Aşk olsun, örnek anneanne değil miyim? Baksana, bir dersine bile yardım edemiyorsun. Ne yapsın evladım, o da istemez miydi okula gitmeyi? Şimdi gitsin. Aa, bu yaştan sonra. Ah, olsa da gitsek. Var, bizim okulda akşamları kurs veriyorlar. Tam size göre, okuma yazma bilmeyen büyükler için. Yemin et. Yemin ederim. Ay yapmayın Mevhibe Hanım, gelmişiz kaç yaşına? Ay bu yaştan sonra böyle sıralarda oturacak halimiz mi var? Torun haklı Dudu Hanım. Onlara yetişmek, asra uymak için böyle fırsatları değerlendirmek lazım. Hem ne için geç Allah aşkına? Bu yaştan sonra cep telefonu kullanmayı öğrenmişiz de alfabeyi mi öğrenemeyeceğiz? Merak etme anneanne, okul forması falan giydirmeyecekler. Ay olur mu canım? Ay böyle sıralarda oturacağız, imtihan olacağız, kara tahtanın önüne kalkacağız. Ay yapamam. Ay bütün öğretmenler de gencecik ayol. Hepsi torunum yaşındadır. Abla! Abi! Aa! Ay ne yapıyorsun? Okula başlayacağımızı söyleyeceğim. Ayol biz evet dedik mi ki? Bence dediniz. Abi! Ne var Çilek? Ne oldu? Çilek? Ne oldu? Gelin gelin, size bir haberim var. Hadi anlatın. Anneannenizle biz okula başlıyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim. Hayat renkli günler şeker.